hamile bir vaziyetteyken ayağının üzerine tuğla düşüyor ve ayak parçalanıyor tamamen. Daha sonra hastamız doğum yapıyor. O ara içerisinde ayak tedavi edilmeye çalışıyor ama tam tedavide başarılı olmuyor, yani alçılar falan takılıyor. Daha sonra biz ileri görüntüleme teknikleriyle, yani tomografiyle kırıkların yerini, şeklini, nasıl olacağını, ne yapabileceğimizi tespit ettik. Operasyonu aldık. 4 tane tarak kemiği kırılmıştı. Yani tamamen kemikler insanda el olarak düşündüğünüz zaman parça parça olmuştu. Tomografinin de bize verdiği kolaylıkla ameliyat aldık. Ameliyat sonrası şu an basmaya başladı. Yani ayak aslında kısaca kesilmekten kurtuldu. Şu anda yavrularına bakıyor ve sağlıklı, ayağın üzerine basabiliyor. Bugün taburcu edeceğiz. Bir sokak hayvanı bakan arkadaşlar var. Biz onlara da teşekkür ediyoruz ilgilendikleri için. Yoksa sokakta kalmış olsaydı 4 yavru da telef olacaktı. Çok büyük ihtimalle hayvan kendisi de telef olacaktı. Hocam size gelmeden önce tespit edilen ayak kesilmek üzere olarak tespit edildi size. Şimdi şöyle, yani bir uzvun kesilmesi ile alakalı belli kriterler var. Yani tuğlanın çok büyük olması, oradaki dokunun tamamen bozulması, damarların ve sinirlerin hasar görmesi, ayrıca o bölgeyi tutan kemiklerin tamamının parçalı kırık olması, yani tek bir kırık veya yani basit bir kırık olmaması. Dolayısıyla bu ileri görüntüleme tekniklerini gerektiriyor. Bu teknikleri yaptıktan sonra ancak siz bunun kurtulup kurtulamayacağına karar verip ameliyat alabiliyorsunuz. Yoksa normal bir röntgenle bu iş maalesef olmuyor. Arka taraftaki tarak kemiklerinden operasyon gerçekleşti. Şu an yavruları sağlıklı, kendine sağlıklı. Bugün nasip olursa taburcu edeceğiz. Bugün bakılacak hastamıza. Rahatın yavrular. Yavruların kıskanabilir. Rahat yerinde.